geceki konseptimiz Levent Yüksel şarkıları efendim. Bir daha, bir daha, bir daha, bir daha. Kadınım söyle sen mutlu oldun mu? Bu deli adamı unuttun mu? Albüm yapacağız da bana bir parayı verin. Alkışların en büyüğünü Büşra Pekin için rica ediyoruz efendim. Nameleri atlama. Titre, titre. Yanık. Senin Allah'ın yok mu? Ama uykusuz mu kaldın da beymayılım? Dünkü geceden geceden fırtınam, felaketim hasretim. Yar yine bana haram geceler. Biz biraz salça olduk, kusura bakma. Aa, yok, bulaşık diyoruz normalde de. Ama bir şey söyleyeceğim. Telefonun başında çaresiz bekliyor. Çok beklersin. Bekliyorum ama kimin bacağını sıkmışım tramvayla? Güya Galata'ya dadanmışız. Tramvayda birinin bacağını sıkmam ben de. Geç bunları var. Geç. Sanki, değil mi? Geç. Sıktın mı tramvayda birinin bacağını sen? Yok. Ama muallaya vurulabilirsin. Muallaya. Yarın İstanbul gelmeyin, gel önümde. Giderler nereye kadar?
aşkımız sevgimiz mahşere kadar. Ya tam kaptırmıştım kendimi. Hayır orada lütfen birazcık biraz bir şeyler lazım, yapalım ya evet. Kısa kestiniz arkadaşlar ay yok, ya. Ay çok güzeldi. 8 mezur olur mu ya? 16, 32, 64. Yok mezur. Sibel'e böyle hayranlıkla izleyebilirim. O anda ay, zaten ben girecektim onu hissettim, hissettin ama. Hissettin değil mi? Bitiverdi. Hayır ben de şöyle kaldım ya içimde kaldım. Bari dans etmeseydim. O zaman son. Hadi. Çok teşekkür ederim. İçimizden geldiği gibi işte biliyorsunuz. Ay şahane açılış bence ya. Her ne kadar güzel oldu. Ya sen oynarsan program bitebilir zaten beni... böyle. Biz arada böyle şahane. Bırakalım hepimiz aynen oynayalım. Vallahi. Zaten yapıyorsun sen Hakan. Ara sıra. Ara sıra mı? Her programda nasıl? O rastın en güzel yerinde oynanmaz mı ya? Onun yana çıkılmaz mı? İçinde kalır. Ya iyi de yaptın. Vallahi içinde kalırdı. Evet. Orkestramıza çok büyük bir alkış gelsin Aydın. Aydın Karabağ, Yamancı ve değerli müzisyen dostlarımız. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sevgili vokalistlerimiz bugün Funda'yla Umut'umuz yanımızda. Gökçemiz'in evet. Yarın üniversite bitirme tezi vardı. Bugün Sibel Hanım ona evet, izin verdi. Ki, çünkü eğitim her şeyden önemlidir, her şeyden ötedir arkadaşlar bu hayatta. İnşallah bitirme sınavında çok güzel bir şey. Allah zihin açıklığı versin, başarılar diliyorum. Allah zihin açıklığı versin bütün evet, öğrencilerimiz. Öyle denir ya doğru aynen. Tekrar. Efendim herkese iyi akşamlar diliyoruz. Çok keyifli bir açılış oldu. Çok keyifli bir açılış oldu. Vallahi şahane oldu. Bu arada çok geçen haftam arabeskle geçti sürekli. Allah Allah bizim de öyle oldu ya. Ya bizim geçen hafta böyle gerçekten çok değerli konuklarımız evet, vardı. Evet evet herkes hepsine telefonlar durmadı. Gerçekten. Yaşasın aşk yaşasın arabesk. İşte bu. Ya sakallarım beyazladı ben bunu yıllar öncesinden söylüyordum aslında. Sakallarım beyazladı. Evet ama yok slogan oldu. Bunu birçok farklı evet. Yerde de duyuyorum ben. Tabii, tabii. Altına da yazmıyorlar Hakan Altun diye. Yaşasın aşk yaşasın arabesk. Yaşasın şarkılar bizi söyler diye de hashtag açmışlar evet, sağ olsunlar. Evet. Ne güzel, ne mutlu güzel. Evet, bu akşam. Bu akşam. Bu akşam bir efsane benim için. Benim yani için de öyle. Müziği. Hepimiz için öyle. Ben gerçekten kendisine hayranım mesela. Bugün ilk defa tanıştım bugün. Aa, vallahi daha önce hiç tanışmadım ve hayran oldum. Bas gitar benim hayatımda çok önemli zaten enstrüman olarak. Bir de bas gitarını çalıp
Muhteşem sesiyle böyle gerçekten hayran olduğum bir konuğumuz var. Gerçekten aşk deyince benim aklıma gerçekten o geliyor. Sen de öylesin. Estağfurullah. Sen de öylesin. Bu arada bahsettik. Bu geceki konseptimiz Levent Yüksel şarkıları efendim. Bugün Levent Yüksel'i konuk edeceğiz Şarkılar Bizi Söyler programına. Evet, büyük bir mutlulukla onu ağırlayacağız burada. Önce biz şeyi bozmuyoruz sırayı. Bozmuyoruz, doğru söylüyorsun. Önce sen, sonra ben, sonra Hüsnü. Tamam hocam. Hadi bakalım. Doğru. Alkışlar Sibel Can'a gelsin. Narsist. Hemen, narsist. Allah. Yok ama yazık açıldı kalpte yara. Anlatırdım tatlı tatlı duyan derdi beyaz atlı ama yalan olmuş dilimde yara. Ben yeni değişiyorum, yeni yeni güzelleşiyorum. Yeni açtım kanadımı, yeni yeni yükseliyorum. Gitti bende rüzgarın. Bana açıldı bizde yara. Aynalar küssün sana narsist. Hep bana yalan dönülmesin ama yaştan beni ararken hadsiz. Hey! Hep bana açıldı bizde ara. Aynalar küssün sana narsist. Hep bana yalan dönülmesin ama yalanım yok, çok güzeldik tarifi yok ama yazık açıldı kalpte yara. Anlatırdım tatlı tatlı duyan derdi beyaz attı ama yalan olmuş dilimde yara. Ben yeni değişiyorum, yeni yeni güzelleşiyorum. Yeni açtım kanadımı, yeni yeni yükseliyorum. Bitti bende rüzgarın. Hey! Hep bana açıldı bizi ara. Aynalar küssün sana narsiz. Hep bana yalandan ölmesin ama yaşlan beni ararken haksız. Hep bana açıldı bizi ara. Aynalar küssün sana. Hep bana yalandan ölmesin ama yaşlan beni ararken hadsiz. Kıpır kıpır. Oh. Evet evet, çok teşekkür ediyorum. Keyiflisiniz de efendim, dinlenmişsiniz bu hafta. Evet, bayağı şahane be. Performans. Evet, çok güzel oldu evet. Hepimiz böyle güzel bir hafta geçirdik. Aynen öyle, güzeldi. Güzeldi, güzel gezdik, dolaştık geldik. Evet. Biz yine gidemedik Miami'ye bu hafta üstüne. Ya sorma. Nasıl olacak? Ben götüreceğim sizi Miami'ye. Vallahi ben sizi Miami'ye götüreceğim. Miami'ye götüreceğim. Gidiyorum ben, sen boşça kal. Sende sıra. Hadi ben söyleyeyim bir tane. Sıra sen. Unuttum seni ben. Eyvah. Beklenen son. Söz müzik yine. Söz müzik maalesef. Niye ben böyle şarkılar yazıyorum ya? Müzik
Yazılmış yazıyı çevirdin tersine. Unuttum seni ben. İstediğin yere git. Sus, konuşma. Artık seni dinlemem. Verdiğim sevgiyi yok ettin ellerinle. Git başımdan, daha çok üzme beni. Kararımı verdim, olmayacak. Dönüşü olmaz aşkın. Yıkarken düşünseydin, pişmanlık fayda etmez. Sen istedin. Unuttum seni ben, günahlar boynuna. Yazılmış yazıyı çevirdin tersine. Hani sen benimdin, durmadın sözünde. İstediğin yere git. Unuttum seni ben, aylardır bekledim. Haberin gelmedi. Ansızın karşıma çıkmışsın nafile. Sevgimi kaybettim, mutluluk uzakta. İstediğin yere git. Unuttum seni ben. Konuşma, artık seni dinlemem. Verdiğim sevgiyi yok ettin ellerinde. Git başımdan, daha çok üzme beni. Kararımı verdim, olmayacak. Dönüşü olmaz aşkım, yıkarken düşünseydim. Pişmanlık fayda etmez. Sen istedin. Unuttum seni ben, günahlar boynuna. Yazılmış yazıyı çevirdim tersine. Hani sen benimdin, durmadın sözünde. Aylardır bekledim, haberin gelmedi. Ansızın karşıma çıkmışsın nafile. Sevgimi kaybettim, mutluluk uzakta. İstediğin yere git. Unuttum seni. Çok teşekkür ederim. Unuttum seni ben diyorsun ama böyle bir yalan yok. Öyle bir yalan yok. Unutmadan asla yapılmış unutmadan, bu şarkı. O yıllarda tabii. O yıllarda. Unutmadığın biri. Unutmadığınız. Demek ki. Aynen. Evet. Şimdi eyvah. Şarkıya eyvah, bak. Eyvah yandık. Yandık mı? Yandık. Eyvah. Ne yandık hem de. Şarkıya bak. İtirazım var. Vallahi sözleri Behlül Pektaş yazmış. Müziğinde rahmet abicim olsun. Nurlar içinde çok yatsın. Özel bir aile. O gerçekten ailenin de en önemli fertlerinden biridir. Rıfat amcamız Rıfat Şallay. Evet. Aynen. Rahmet olsun. Piyanist. Çok çalıştık kendisiyle. Violist. Başka? Değil mi? Birçok enstrüman. Akordiyonist. Birçok akordiyonist. Çok özel albümlerde onun. Şallay'ın ailesine saygılarımız. Evet, bütün aileye selam gerçekten olsun. Çok selam olsun. Rahmet olsun Rıfat Şallay'la. İtirazım var. Hadi bakalım.
yani ya. Oh. İtirazım var arkadaş. Ya benim de itirazım var. Rahmet olsun arkadaş. Rıfat amcacığım. Ne güzel şarkı yapmışsın be. Of. Yattığın yer nur olsun senin. Ah. İtirazım var. Böyle her hafta beni kahretmek durumunda değilsin sen vallahi kardeşim. Vallahi biz burada bittik ya. Yani itirazımız var. Vallahi ben var. De bununla kavga edeceğim böyle yakında. Ne yapmaya çalışıyor bu ya böyle? Abi ne yapıyor bu? Ne yapıyor sen? Böyle bir şey var mı? Böyle bir şey var mı? Yok. Of. Böyle bir şey yok. Ay Allah. Allah'ım nasıl bir şey bu böyle bilmiyorum ki. Vallahi tüylerim diken diken oldu. Gerçekten öyle. Şu anda ekranları başındaki herkese hep söylüyorum. Birlikte çalınca farklı oluyor. Çok çok kaynaştık arkadaşlar. Vallahi hakkınızı helal edin. Maşallah. Ayrı güzel çalıyorum size valla. Emeklerinize sağlık beyler. Teşekkür ederim. Senin o güzel nefesine, kalbine sağlık. Sağ olsun Bercim abicim. Teşekkür harika. Ederim. Unutulmaz bir imza daha attım. Aynen. Bir imza, imza daha. İmza üzerine imza. Evet, imza üzerine imza. Yakışır. Nefesine sağlık. Teşekkür ediyoruz. Evet. Evet. Aşk şarkılarının en yakıştığı adam gelsin artık. Evet. Haza beyefendi. Gerçekten çok bu kadar değerli, da beyefendi müzisyen, olur. Gerçekten. Duruşu, çok özel. Tavrı, tarzı yıllardır hep aynen. Aynı. Pırıl pırıl. Aynen öyle. Kalbi de öyle, yüzü de öyle. Ben davet edelim. Heyecanlandım bugün tanıştım. Öyle değil mi? Gerçekten bak. Önemli müzik adamı. Tabii çok, gerçekten çok müzik kıymetli. Adamı. Aynen müzik ülkemiz adamı. Ülkemiz için güzel. Gerçekten çok değerli o. Evet. Ve herkes çok özledi. Tabii ki. Özellikle çok arzu etti bütün herkes. Levent Yüksel şarkıları söylüyor. Biz de uzun zamandır zaten çok istiyorduk. Biz de çok istiyorduk. Çok iyi oldu. Hemen davet etmek istiyorum ben. Huzurlarınızda efendim. Levent Yüksel. Nedir derdin söyle diye bir gün bana sormadın, yüzüme bakmadın. Bilsen nasıl acı çektim kendim, kimse görsün istemedim. Candan seven birini bekledim. Sen yoktun ki bu kara günlerde, başkası vardı gönlümde. Gerçekleri gördüm yeter dedim. Yarını var, mutluyduk belki bugüne kadar ya sonra. Ne yaparım senden sonra, acımadan geçer yıllar. Zamanla yalnızlık başlar, yola çıkar pişmanlıklar. Kal, sevgide ol, gidiyorum ben, sen hoşça kal. Nasıl yaşarım ben böyle karşılıksız severken, kopmalıyız iş işten geçmeden. Alışkanlık betermiş hepsinden, korkuyorum her biten günden. Bırak kalbimi sen şimdiden. Bugünün bir de yarını var, mutsuzluk belki bugüne kadar ya sonra. Ne yaparım senden sonra, acımadan geçer yıllar. Zamanla yalnızlık başlar, yola çıkar pişmanlıklar. Kal, sevgini de al, gidiyorum ben, sen hoşça kal. Bu günleri yar.
nedir derdin söyle diye. Bir gün bana sormadın, yüzüme bakmadın. Anla beni sevgilim, bıraktım seni, kal hoşça kal. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyi misiniz? Hoş geldin. Hayran oldum. Ay ne güzel, ne güzel. Biz de senin hayranınız. Nasıl bir nefestir ya. Nasıl değil mi? Nasıl bir şeydir o, böyle üflemeli alet yani. Ben böyle bir üflemek yok yani. Böyle bir üfleme yok. Böyle bir şey yok yani. Ya sizler de öylesiniz. Çok muhteşemsiniz yani. Ne güzel, ne güzel. Bizi nasıl mutlu ettin? Biz uzun zamandır Levent Yüksel programımıza gelse de bu güzel şarkıları bize söylese. Aynen. Hem de... Tabii ki zevkle. Ne kadar mutlu olduk bizim Levent'im. Bizim müzisyenler olarak... Ve müzik seven birçok tanıdığım böyle Levent Yüksel deyince farklı oluyorlar. Farklı. Zaten bambaşka bakıyor bütün herkes bizler gibi. Ve çok özlediler seni. Ay çok güzel ya. Hoşuna gitti mi? Ben de çok özlemişim. Çünkü çok bayağı uzun zaman oluyor ben böyle. Evet, hiçbir yere çıkmıyorsun. Ekrandan yani biraz heyecanlanmadım değil yani. Bizde her hafta oluyor. Merak etme. Aynen. O kadar güzeldi ki canım. Sesine güzel, gönlüne sağlık. Ya sağ olun. Çok çok teşekkürler. Hoş bulduk. Hakan ilk defa seninle burada mı karşılaştık? Ya ne güzel. Vallahi, ne söylüyorum. Gerçekten ciddi bir hayranlığım senin. Ya ben, çok, evet. Çok teşekkür ederim. Hepimiz için çok kıymetlidir hem Levent. Hem enstrüman kimliğin hem yorumcu kimliğin. Evet. Yani Hüsnü'müzün de söylediği gibi müzik adamını davet ediyoruz dedi. Ya. Şeref verdin programımıza. Hoş geldin. O şeref bana ait. Hoş geldin. Sağ olasın. Çok teşekkür, çok teşekkür ederiz. Alalım seni. Oturma odamız var bizim. Levent'ciğim program üstü arkadan sürüyor. Ben sabaha kadar buradayım. Bu arada yoldaşların, kader arkadaşların çok değerli. Hoş geldiniz arkadaşlar, şeref verdiniz. Hoş geldiniz diyoruz. Muhteşem orkestramızın. Şahane, aynen. Harikasınız. Kader arkadaşlarımız dediğimiz. Değil mi? Hep öyle oluyor ayaklarınıza zaten. Ayaklarınıza sağlık hepinizin, hoş geldiniz. Sizler de hoş geldiniz. Şahane olacak. Ay bu gece çok güzel olacak. Güzel olacak. Bu gece eğilim. Sabah. Öyle başladık zaten, öyle başladık. Öyle devam etsin bence. Öyle. Şimdi yine o kadar sevdiğim biri geliyor ki ben de onunla bugün ilk defa tanıştım. Öyle mi? Evet. Aa, ben çok severim onu. O evet, çok özel severim. Bir insandır. Baktım ben prova yaparken beni dinliyor. Ay canım ya. Öyle mi? Evet. Çağıralım o zaman. Müzisyen gibi, müzisyen gibi aslında. Hem müzisyen. Gibi değil aslında. Müzisyen. Nikolu müzisyen. Her şey var onda. Maşallah. Her şey var onda. O zaman alkışların en büyüğünü Büşra Pekin için rica ediyoruz efendim. Bakar mısın nasıl geldi Allah aşkına? Şeker kız. Aa, tam şeker kız. Büşra. Ay canım benim. Canım benim. Hoş geldin. Sen ne oluyor ya, sen nasıl geçtin? Nasıl güzel. Nasıl güzel. Şeker kız. Maşallah her gördüğümde şaşkınlık. Evet, upgrade ediyorum her sene. Maşallah. Her gün bir güncelleme var diye. Var var. Şahanesin maşallah. Teşekkür ederim, çok sağ olun. Hoş böyle geldin. Bakıyoruz sana hayranlıkla. Ben de size öyle. Sibel demin senin hakkında çok güzel şeyler söyledi. Ben evet, duydum. Duydum. O anlar hiç bitmesin istedim. Arabada aklım beni dinliyor. Tabii ki üstad dinlenmez mi? Teşekkür ederim. Sessiz sessiz gelmiş orada beni dinliyordu. Çok mutlu oldum canım. Hoş geldin programımıza. Mutlaka bir şeyler yapıyordur zaten. Orada namelerden alınıyor mutlaka ki. Mutlaka, evet. Mutlaka. Az sonra göreceğiz biraz daha. Hayırlı uğurlu olsun. Çok teşekkürler. Çok özel bir... ismin film yapıldı. Evet.
sevgili Nurlar için de aslında Dilberay. Dilberay'ın. Dilberay ablamız. O filmde senin neler yaptığın konuşuluyor. Herkes acayip şeyler yaptığın konuşuluyor. Herkes. Ben paylaşılan birkaç şeyi izledim, gördüm, resimleri gördüm. Ben böyle de gördüm, ben inanamadım. Çok güzel. Çok teşekkür çok ederiz. Çok iyi bir proje oldu. Çok önemli bir dert anlatıyoruz filmde. O yüzden gerçekten herkesi bekliyorum. Sizin de izlediğiniz. Hele ki günümüzde, günümüzdeki kadınların dertlerine... çok. Değil mi? Çok bağdaşan evet, şeyler evet, var içinde aslında. Yani alacağımız dersler var, hüzünleneceğiz, ağlayacağız ama sonunda çok umutlu çıkacağız. Ve belki bazı şeyleri film yoluyla, sanat yoluyla evet, çözebileceğiz. Buna İnşallah, çok ciddi inanıyorum. İnşallah. Türkiye ben de Cumhuriyeti'nin kadını her zaman kuvvetlidir. Çok kuvvetlidir. Her şeyin üstesinden gelir yeter her ki, daim. Yeter aynen, ki bir baskı olmasın onun üzerlerinde. Doğru, kesinlikle. O zaman oturma odamızda mı konuşacağız filmi? Hadi gel. Evet, buyurun konuşuruz. Dilberay'ı, Dilberay'ı orada konuşmaya devam edeceğiz. Bakar mısınız görüntülere? Ya Allah Allah. Harika. Öyle şeyler işte. Bir konuşuruz. Harikasın. Harika. Bakar mısın? Hakan'cığım bak. Ay maşallah ya. Allah Allah. Ne kadar değerli bir oyuncusun sen. Ne çok kadar mutlu olduk geldiğin için. Sen sesini ben de çok hiç mutluyum. Ya dinlemedim. Benim sesim bu zamana kadar kimse dinlemedi ki. Ya. Bir tek sen. Ama bana bu gece zorla şarkısı ama çok şarkı söyleyeceksin ben, değil mi? Tabii, elbette ne söyleyeceğim. Konser verecek bu gece. Ya. Evet. O kadar değil ama elbette söyleyeceğim. Hoş geldin. Değerli müzisyen arkadaşlarımla. Hoş geldin. Şeyler yapmaya çalışacağız bakalım. O zaman dersin önce böyle bir oturma gel, odasını alalım. Ne kadar mutlu olduk. Biz de öyle. Levent'cim. Ağzımız kulaklarımıza varıyor. Ama hepimizin öyle. Değil mi? Aynen. Hakikaten hepimiz birbirimize. Çok güzel bir ortam var çünkü hepimiz burada. Hepimiz birbirimize o kadar güzel gözlerle bakıyoruz. Ev gibi. Evet. Evet. Saygı var, sevgi var. Her zaman öyle. Valla kameralarımız hayranlık da var yani. Böyle evimizde takılıyormuşuz gibi oluyor. Hani evet, vardır ya evde otururuz evet, ya böyle çalarız. Ya bugün abi, şöyle bir şey yapalım mı? Kameraları unutalım mı? Çünkü o biraz daha... Kameralar çıksın hatta. Biz böyle her şeyi kurun oraya. Yok be bazen yokmuş gibi oluyoruz zaten. Valla bazen kaptırıyoruz diyoruz zaten. Biraz hissediyorum ama evet, geçecek. Yok yok geçti gitti. Mesela muhtemelen Levent de çok sevmiyordu kameraları. Ben, ben de de öyle bir sıkıntı var. Beni bu program bozdu Levent. Bak, ne şey kondisyon olsun diye size gelebilir ya miyiz böyle? İyi gelebilir. Hakan ilk programda nasıl sıkılıyor? Yani. Ter içinde yok kalıyor. Şey. Hepimiz hepimiz üçümüz birden bir değişik. Ama yok, artık tamam canım açıldı. Bizim jenerasyonla biz kamerayla fotoğraf makinesi falan büyümediğimiz için genel olarak ama alışkın senin değiliz. İşinde de o Eda var yani. Var ama ben oynarken asla görmüyorum. Ay bana da ama kamera normal olsun. Normal hayatında. Bana da kamera olsun, fotoğraf çekilsin. Ben devamlı şarkı söyleyeyim, sahnede olayım. Aşkım sen starsın. Ben böyle şeyleri seviyorum. Tabii sen özelden biri. Ben böyle şeyleri seviyorum. Vallahi bayılırım. Çıtım çıkmaz, saatlerce sürer tabii, klip çekimleri. Ders alabiliriz. Programda. Bayılırım yani yeter ki hani iyi olsun her şey. Vallahi ben çocuk nasıl da itirazım var. Ya muhteşem ya muhteşem ötesi yani anlatamadım yani böyle hakikaten yani büyük hayranlıkla izliyorum sizi yani üçünüz de öyle çok ama tabii tabii birazcık çok kayıt aynen bu arada sen kontrbas öğrencisin. Ben de kontrbas öğrencisiyim ama şimdi ben kontrbas bölümüne bas çalarak girdim. Hmm. Yani dedim ki kontrbas da çalarım. Böyle gayet yani güzel olur. Önceden vardı bas aslında. Meğer kontrbas yani, hiç benim beklediğim gibi bir alet değilmiş. Bayağı kontrbas. Yani. Kontrbas mesela. Arşe çekmeyi öğrendim. Aynen. Birden böyle bir şöyle bir tutuşu var falan. Böyle bir şuralardan. Enteresan hani. Şuralardan. Parmakların açılmıştır canım. Parmakların açılmıştır. Ya. Böyle böyle oldu. Gerçekten. Ama muhteşem bir şey yani. Yani senin çok mesela çok enteresan bir durum var bir de Levent'te. Üstlen yani çaldığı enstrüman müziğin altyapısına üstlenen bir enstrüman yani bas gitar bas gitarın olmadığı bir müzik düşünemezsin yok, bu hayatta. Yok zaten. Birlikte kardeş ses olamaz. Ses de tenor ya baba öyle arada öyle bir şey var ki en çalıyor diye çalıyor. Şunu yapmak falan gibi bir şey hani bağırıyor ya. Valla çok gerçekten çok özel bir müzisyensin. Çok hayranlıkla takip ediyorum. Hemen dinleyelim. Koltuklarım kabardı. Şarkıyla bir şarkıyla devam edelim. Olur. Sezen Aksu şarkısı. Evet. Alkışlar en güzellerinden. Yüksene gelsin efendim. Thank you.
Yar, gidiyor musun? Gitme. İçimde bir korku var. Biliyor musun? Böyle başlar ayrılıklar. Gel biraz kokunu bırak, baharını al, soğuktur oran. Ağlıyor musun? Ağlama, hayırlar uğurlar. Gurbete giden ben bir kara ağaç gölgesi buldum cebimde ümitlerim. Gurbete giden döner mi dönmez mi belli değil, bilirim. Ben bir kara ağaç gölgesi buldum cebimde ümitlerim. Sağlık. Vay be. Biz sabaha kadar dinleyeceğiz seni Levent'ciğim. Bırakmayız hiçbir yere valla. Hayatta bırakmayız. Ne kadar güzel. Aman Allah'ım. Levent'in sesinde başka bir şey. Benim kulağım mesela başka bir yere götürüyor Levent'in sesinde. Evet. Gerçekten. Mesela gerçekten. Bu sen söylediğinde başka bir şey oluyor. Anlatabiliyor muyum? Yani bunu sana anlatmam gerçekten zor ama ben seni çok seviyorum ve hayranım. Ay, çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Güzel söyledi ya. İşte bu. Biz de öyle, biz de. İşte bu. Hatta ben tahmin ediyorum ki mesela... Gel Levent abicim, buyur. Mesela Cümbüş, şarkılarında Cümbüş çalıyor. Tabii tabii tabii. Tabii ki. Bir de hani maşallah Hafız Burhan gibi yani. Dediğinde. İşi benzeri olmayan bir gerçekten yol. Öyle yok bak. Yok yani. Vallahi, bence şarkıcı olarak çıkmadın sen bu yola. Doğru mu tahmin ediyorum? Vallahi doğru. Doğru değil mi abicim? Enteresan tarafı ben basçıydım ama...
ses mühendisliği okumak isterdim. Sezen'e de söyledim bunu. Dedim ki ya yapmayın bana albüm yapmayın. Hani bana ya albüm yapacağınızda bana bir parayı şey verin. Ben gideyim yurt dışına. Ses mühendisi olayım, geleyim. O geldikten sonra ömrüm boyunca sana çalışırım falan dedim. Hobi olarak onu yine yap da. İyi ki Sezen işte bu. Bugün gerçekten seni biraz yoracağız. Çok şarkı isteyeceğiz. Çok şarkı isteyeceğiz. Büşra'cığım sen de söyleyeceksin. Daha hazır olun. Büşra zaten yeni özellikle biraz önce sordum ona Levent şarkı söylerken. Biliyorsun Dilber Ay. Evet. Tekrar bir bahsedelim ondan. Evet. Müthiş bir proje ve sen çok, gerçekten... Çok, hakkını... nefis bir proje. Keçe yönetmenimiz. Ötesi çok derin bir hikaye. Dilberay'ın hiç bilmediğimiz bir geçmişi varmış. Ama bir taraftan da çok tanıdık, çok bildiğimiz şeyler. Ve 70'lerde, 80'lerde yaşanan şeylerin hala şimdi de olduğunu gördüğümüz şeyler esasında. Maalesef. Ama hani insanın hayatında Dilberay'ın başına gelenler adına söylüyorum... Bir tane olur, iki tane, hadi üç tane olur. Bitmeyen. Ama Dilberay'ın hayatında yani izlediğiniz zaman anlayacaksınız. Bu da mı yani? Ah, bunu da mı yaşamış? Ah, ama o kadar güçlü durmuş ki. Zaten o tavrına yansıyordur biliyorsun. Tam böyle ve hanım. Ve biz filmde şöyle ele aldık. Naif bir genç kızdan nasıl erkeksileştiğini, nasıl erkeksileşmek zorunda kaldığını aslında biraz altını çizmeye çalıştık. Çünkü... Hayat ve işte baskı vesaire bunları bize yapıyor. Aslında biz kadınlar çok komik, çok eğlenceli, sevdiğimiz insanlara kendimizi adayan insanlarız. Bizi rahat bıraksalar, olduğumuz gibi olmamıza izin verseler zaten bizi daha çok sevecekler ve değer verecekler. İnşallah. Konuş kız, konuş kız. Aman be, anlatacağız her şeyi başlayalım. Ay benim canım. İnsan biraz da oynadığı karakterin ruhuna bürünür ya bu işlerde. Burada kim bilir neler yaşadın. Nasıl Maraş'tan bir haberin nasıl? Ya. Nasıl söylüyor ama hay Allah'ım seni tebrik ediyorum. Çok teşekkür. O kadar mı güzel oynanır? İlk işim bu. İlk izlemek olacak herhalde. Ayberk abimiz. Film videona girmeden bir hafta önce kaybettik. Müthiş bir insan. Filmde çok kötü bir karakteri, çok kötü bir babayı oynuyor ama... Kendinin melek. Aksi bir insan, aynen. Bir melek. Gerçekten yani ya. Ayberk abi çok kıymetli bir insandı. Elbette herkesin amin. Cennet olsun. Filmimiz onun ve Dilberay'ın ruhuna gitsin inşallah. Evet ikisinin de. Bütün ekibi de canı gönülden tebrik ediyoruz. Çok. Bu arada babayı babamı da kaybettim. Evet, tamam. Dilberay filmini çektikten sonra ona Meyri'yi dinletebildim. Dinledi mi? Neler evet. Mayıs'ta kaybettim babamı. Çok değerli, çok müthiş pozitif, müthiş bir insan. Sanatı çok severdi, mühendisti ama tam bir sanatçı ruhluydu. Bu film biraz onun da anısına olsun. Armut dibine düşmüş kızına. Diyordum ona kızına... seni çok özledim. Kızım ekranda görmeyi, televizyonda görmeyi. Onun da ruhuna gitsin. Çok istiyorum. Çok seviyorum onu. Aynen. Dilberay'ı da çok seviyorum. Ayberk abiyi de çok seviyorum. Canım. Hepsine rahmet eyle. Rahmet olsun. Ama bu kadar konuşmuşken bence tam bunun üstüne galiba hadi. Bu. Hemen ne oldu kardeş? Ne oldu kardeş? Söz Yunus Taşkın, müzik Ahmet Satılmış. Ne oldu kardeş? Tamam. Hadi söyle bakalım. İstersen ayakta söyleyebilirsin. Burada mı söyleyeyim? Nasıl istiyorsan. Yaramı aldım
Antep'i Maraş'a başıma yıktın. N'oldu kardeş, n'oldu, n'oldu? Yolda mı kaldı? Doluya mı düştün? Karda mı kaldı? Biz alım elinden yara mı aldı? Antep'i Maraş'a başıma yıktım. N'oldu kardeş, n'oldu? Yolda mı kaldı? Doluya mı düştün? Karda mı kaldı? Biz alım elinden yaramı aldın. Ölem kardeş, ölem, ölem. Ben de arkadan, ben de arkadan Dilber ablanın resimlerine bakıyorum. Öyle mi? Aman Allah'ım ya. Ayırma benim aşkım. Yani ben görmedim. Bütün o yaşadığı şeyleri yüzünde zaten görüyoruz. Rahmet olsun ya. Müthiş bir insan ya. Videolarını yani denk gelirseniz YouTube'a girin, Dilber'a yazın. Neler var neler. Videolarını izleyin. Çok fena. Yani bir tane ben şimdi bir eğlenceli bir şey söyleyeyim şimdi. Evet evet aynen. Zorunda mıyım? Evet. Ya ne olur yayınlayalım mı onu? Onu bir tekrar hatırlayalım. Hadi ne olur. Çok. Yani fenomen oldu. Tabii ya, yani de. Çok acayip. Müthiş bir an. Yani televizyon tarihinin dünyada olabilir. Bu sadece Türkiye'de değil ki. Yayınlarla en acayip anlarından biri. Sevgili ya. Cüneyt Özdemir'le beraber. Cüneyt Özdemir aynen. Harika. Mutlaka ki şu anda zaten geldi orası. Kimin bacağını sıkmışım tramvayda? Güya Galata'ya dananmışız. Tramvayda birinin bacağını sıkmam ben. Hayır. Geç bunları var. Geç. Sıktın mı tramvayda birinin bacağını sen? Yok. Ama muallaya vurulabilirsin. Muallaya. Senin söylediğin bütün şarkılar hepimizin şarkıları. Evet. Özellikle kadınlar çok ya. Seviyor. Evet, evet. Özellikle kadınlar değil evet. mi? Evet. Hatta bu konuyla ilgili bir şarkın da var senin. Kadınım. Artık bir tane de kadınım da yani. Olmuş mu? Bir sor bakalım. Hadi bakalım. Kadınım bakalım dediğin gibi. Olmamıştır bence yani. Bakalım. Ben laf aramızda söylüyorum. Değil mi? Evet. Evet. O zaman kadınım Levent Yüksel. Thank you.
yazık. Kadınım söyle sen mutlu oldun mu? Milli adamı unuttun mu? Sildin mi gerçekten o? Seviştin mi söyle onları da. Gitmiyorum biraz desin. Dedikodu yapalım. Ben alayım onu. Şunu, dedikodu. Dedikodu, dedikodu. Senden. Onu hemen. İçin aile. İçin aile aman. Hemen söyler misin benim için? Tabii ki hemen söylerim. Bayılıyorum. Dedikodu. Evet. Dedikodu ve ben. Hiç sevmeyiz. Anlatırım.
söylemiş beni, söyle ayağa vurulmuşum diye. Kim görmüş ama kim elini öptüğümü. Yüksek kaldırımda güpegündüz melati almışım da sonra alemdara gitmişim öyle mi? Onu sonra anlatırım fakat kimin bacağına sıkmışım tramvayda? Güya Galata'ya dalanmışız, kafaları çekip çekip orada alıyormuşuz solu. Onu da sonra anlatırım. De söylemelisin. Neden? Bence de. Dalyalar, onlar bunlar. Hayat hikayesiyle çok uyumlu. Değil mi? Tramvayda birinin bacağını sıkmam ben bu. Olmaz. Sıkma. Kesinlikle. Olmaz. Olmaz. Yapma. Geç bunları var. Geç. Geç bunları var. Yaptı mı da söyledim bu şarkıyı yani. Sıktın mı tramvayda birinin bacağını sen? Yok. O anlatıcı. O anlatıcı. Sıkacak bir durum var mı? Bakar mısın beyefendi? Şarkı. Yıllardır az abi beyefendi dedin ya. Tramvayda bacak sıkıyor. Yapamam. Ay hiç ikisinden bilmiyorum. Ay üstü de zaten öyle bir şey. Seni karıştırmıyorum bile. Ama muallaya vurulabilirsin. Muhalle. İnşallah vurulu yani ki, sen de biz anladın. Mevzu muhalleymiş demek ki. Değil mi? Muhallada kalmış o mevzu yani. Kalmış. Levent abi beni o kadar eskiden tanıyor ki. Evet, onu söyleyelim bence. En güzel. Bana bütün çok, herkes böyle en güzel. En güzel. Lakabı takılmıştı. Derlerdi. Herkes bana en güzel. Ay ben de bir hava zaman, bir hava. Osman Bey'de bir tane gece kulübü vardı. Orada gelirdi. Sahneye çıkıyorum. Sahneye çıkardı böyle. Küçücük de bir kulisi vardı oranın. Böyle, burun buruna herkes. Burun buruna herkes. Ve orada bir tane boy aynası vardı. O boy aynasının önünde böyle kendine bakar. Hatta o zamanlar. Dedi zaten. Daha o zamanlar yani, öyleymiş. Öğrenecek çok şeyimiz var. Siz ne yapıyorsunuz? Ben, bunları ben böyle izliyorum. Oturmuşum. Trans olmuş vaziyette. hani bu güzellik nereden yani? Böyle bir ses, nasıl bir yorum. İşte bak, sen de bu aynı Levent gibi hiç eşi benzeri olmayan. Ben böyle bakıyorum. Bana diyorlar ki hadi Levent sahneye çıkıyoruz diyorlar. Ben bir böyle saniye. Daha bakacağım. Ben burada durmak istiyorum. Ben tabii dünyadan bir haber kendime dalmış gitmişim demek ki. Canım ya. Ay çok güzeldin. Şu anda da çok güzelsin. Estetik olan şeyi, güzel şeyi. Aynen. Zaten güzel. Güzel bir binayı da, bir ağacı da. Öyle hepimiz gerçekten tabii, tabii, aşığız. Yani, doğru. Güzel bir insan gördüğümüz zaman, bir yetenek gördüğümüz zaman hiçbirimiz dayanamıyoruz öyle işte. Güzel böyle gözlerle kalbimizde. Anlatayım mı biraz daha? Anlat. Sevdin mi yeterimizi? Aynen. Çok güzel. Harika.
eksik bir şeyler olabilir gerçi ama yani. Hayır aslında şöyle bir şey, hani bir şarkı yapıyorsun, şarkının sözleri var ve o şarkıda hangi insan ne yaşıyor onu ben bilemiyorum. Ben o duyguyla söylüyorum ve bütün insanlar alıyorlar bunu ve herkes farklı bir yana çekiyor, böyle bir şey yapıyor. Herkes kendi hikayesini yazıyor. Herkes yazıyor yani. Siz konuşun, ben sizi dinleyeyim. Üstadların yanındayım. Çok mutlu. Söyle. Bize gelsin. Evet. Lütfen. Gelsin. Yıllar önce albümümde seslendirmiştim. Zannediyorum ikinci veya üçüncü albümde. Söz müzik Uğur Yay'la Seni Sevmek. Seni Sevmek. Süreyya Can. Geçinler. Lafları da çok güzel. Ben çok. Seni de kuşları da severim diyor. Bir de Hicaz'a öyle farklı dokunmuş ki çok güzel de olmuş. Aynen. Sana da çok yakışan bir şarkı. Çok. Yıllar önce dinlemiştim. Evet. Çok özel bir Hicaz bence. Ben ilk defa dinledim valla. Çok sevgiler. Benim sevdiğim bir Hicaz'dır. Selam olsun. Teşekkür ediyorum. Çok güzel şarkı yaptın. Ağzına sağlık. Bilmiyoruz yaşını da. Levent'ciğim. Evet. Hayatım gel, ne yapıyorsun? Nasıl yani? Söyle telefonla. Gel gel. Gel gel. Olsun. Gel hadi. Ay.
Diyorum ki. Geldik ki. Geldik ki biz. Muhtemelen herhalde yapacakları, yapacakları düetin ya konuşmalarıydı. Kendisi müthiş bir tenor. Ben de neredeyse altoya yakın bir mezzo sopranoyum. Hani bu tenden olur mu dedim. Olmaz dedi çünkü benim tanıma değil dedi. Ve bilmiyorum şu an ne olacak. İyi öyle olacak. Doğru bizi çağırıyorlar. Hemen keyifle dinleyelim. İşte, bakalım ne olacak? Onlarla söylemeye çalışacağız. Siz de arada katılırsınız. Tabii. Ne demek en katılım. Sevdiğim şarkılardan. Siz başlayın. Siz başlayın arkanızdan. Hadi gelelim. Bakalım. Thank you.
bakar zalim, senin Allah'ın yok. Sana sözüne baharlar gelecek, sana sözü söyleyecek. Söz, 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 söz. Ay nasıl keyifle dinledim. Ya süper. Neler yaşandı ben bilmiyorum. İzleyince anlayacağım. İzleyince anlayacaksın. Levent finalde nasıl kurtardığını anlayacaksın. Ya! Bak onu anlayacaksın. Anlayacağım, anlayacağım. Ya siz... Sibel Can'la dans etmeyi o kadar istedim ama ki. Ama daha olmadı. Tam biraz... gibi bir şeyim ben tabii. Yok yok canım, biraz sonra daha. Siz dans etmediniz güzel ki daha ya. Daha bu ne ki? Daha şarkı. Daha başlangıç. Yani, evet. Sevgili, canım. Daha ederiz canım diyor adam. Televizyonun iyileşen seyirciler için bu daha başlangıç. Daha başlangıç. Yeni başladı program. Biraz sonra izleyin. Siz daha önce düet yaptınız mı birlikte? Nasıl? İlk defa mı yapıyorsunuz? Biz daha yeni tanışıyoruz. Aa, ne güzelmiş. Ama ben kendisini. Al sana iyi ikili. Herkes gibi 90'larda bütün Medcezir albümünü hatmetmiş ama aynen. Asla eşlik edememiş, söyleyememiş ama sadece dinlemiş bir insanım. Ama çünkü, çok güzel eşlik ettin işte. Ya şuna dikkatinizi hiç çekti mi? Yani Levent Yüksel şarkılarını neredeyse kimse cover yapamıyor, farkında mısınız? Doğru. Söylenemiyor yani. Doğru. Sadece doğru. Sanki gerçekten. Hiç düşünemedi. Ya, yaptık, ben de bir denemesini yaptım aslında. Birçok şarkıcı çok, da yaptı elbette ama. Elbette çok değerli yorumcular var ama. Onun sesinden daha farklı oluyor. Başka bir şey. Ya onun gibi yok. Demin bahsettiğim işte. Başka şey, bir hançeresi var. Aynen. Düeti. Bambaşka bir hançeresi aynen olduğu için olmuyor yani. Olmayınca olmuyor. Başkalarında. Bu arada. Bağrıma bastım. Bu arada söyledin de ha. Ben daha çok evet, şov. Söylüyor canım. Bir arada böyle bir... Böyle pes geldi gibi sanki böyle bir tabii, patlama tabii hissi o, geldi. O, yani. İkinci sonu. Ben böyle neredeyse alto gibi bir mezzo soprano yani. Hiç yan yana aslında değiliz ama işte onunla gerçekten üstad olarak görüyorum. Vallahi Büşra'cığım bu akşam sesini de tutuyor. Az önce söylediğin şey az sonra gerçekleşebilir. Dans ya dedin. Hadi bakalım. Ederiz. Ya. O biraz sonra. Biz dans çok severiz. Benim bir de şimdi Levent senden bir isteğim var. Birlikte... Yarım İstanbul'u söylesek mi acaba? Oo. Şahane olur. Hı? Ne güzel olur. Ben de çok, ya, ben de çok seviyorum bu şarkıyı. Evet çalarım ya mi? Aynen sen. Olur değil mi? Peki hangimizin orkestrası çalsın istersin? Hep hiç fark etmez. Çalarsın. Hep beraber mi? Düşünsene. Düşünsene. Bir saniye burada gerilim müziği verebiliyor muyuz? Hangi orkestra kazanılacak? Hangisi acaba? Ne yapsak? Bence hep beraber çalalım ya. Hadi tamam, tamam çalalım. Hadi hep beraber. Saçlarını dağıtır rüzgar yitirmek üzerinden hatıralar tarih küllerini savurur kadın gibi kızrak gibi sarılayım gel ince beline yârim İstanbul gelmeyi gel hediyelik hayata ah bu evler pencereler bu kapılar sokaklar kadın gibi kızrak gibi sarılayım gel ince beline yârim İstanbul gelmeyin gerdanın Bağırır kara sevgi
gerdanında. Hadi bana bir atıl abi. Büşra'cığım, hadi gel. Bak bak bak, yürüyüşe bak. Oppa! Bir Sibelcan yürüyüşü yap. Saçlarını dağıtır rüzgar gibi tepe üzerinden hatıralar talihin küllerini savurur. Kadın gibi kısrak gibi sarılayım gel ince beline yârim İstanbul gel öpeyim gerdanından. Sağlık. Çok seviyorum. Oh, oh be, iyi oldu. Daha birlikte söyleyeceğimiz çok şarkı var. 9-8'lik. Büşra 9'a ayrı bir kat, renk kattınız. Tabii ki. 9-8'lik çok seviyorum. Ne kadar güzel. Yani nasıl içimde tatlı mi var bilmiyorum. 9-8'lik içinde zaten her şey olmalı. Her şey var. Her tam şey. Salamadın ama kendini. Anladın ya ben. O işler bir biraz başlangıç. Zamanla oluyor. Ben ikinci konukluğumda başka şeyler yaşatacağım. İkinci konukluğumda diyor bir de. Az sonra bir değil ya. Hanımefendiliğim tutuyor bazen. O yüzden. Selam olsun. Ben gitmemiş ki indin ya bugün ondan öyle oldu. Gelmişlikten. Evet, evet. Ona çok şekersin. Çok tatlısın. Hakan. Evet, ben de bir tane şarkı söyleyeyim. Hemen. Tamam. Bu arada senin şarkıların mesela hepsi ne kadar aklımızda ya. Gitti. Yani İstanbul kaç sene olmuştur Levent? 93'ten bu yana. Abi 93 dediğin sene 29 sene var. Doğru mu? 29 sene değil mi? Evet, 29 sene. Abi İstanbul sanki hani dün çıkmış gibi. Yani Levent söylüyor. Son 2 yılı hesap etmeyelim yalnız. Pandemiyi saymıyorum. 93. Yok, saymıyorum. Pandemiyi saymıyorum. Valla o zaman ikimizin de saçları simsiyahtı Levent abi. Evet. Yani ama... Arkadaşlar renkler değil, yürekler önemli. Lütfen böyle yapmayın. Saç beyazladı, sakal beyazladı. Sakal beyazladı, her şey beyazladı. Bence bak daha iyi olmadı böyle. Hatırlın. Bak ne diyor bu? Üçümüz beyaz, beyaz, beyaz. Beyaz, beyaz. Yani. Ben beyaz. Erdoğan hocam bir fotoğrafını çeker misin? Çek hocam. Abi. Hay Allah. Ben seni okulda hatırlıyorum. Sen simsiyahtın. Okulda bir de. Okulda. Okulda ne olacak? Okulda ne olacak o saçlar? Tamam. Bu 9-8 ile ilgili. Hadi ya. Bu programda mutlaka ki bitmeden. Aman yarabbim. Hazırlan. Şimdi ayakkabılarımı çıkarabiliyor muyum? Her şeyi yapar. Tamam o zaman. Oldu bu evet. İş. Aklın başımda değil ki sebebini bilmiyorum. Bize nazar değdiğin an adım gibi biliyorum. Yine bana haram geceler senin için ağlıyor. Yar yine bana haram geceler senin için ağlıyor. Yanıyorum, yanıyorum. Ah yanıyorum, yanıyorum. Yar yine bana haram geceler.
ki ağlıyorum. Bravo! Aferin abi! Hatıralar gözlerimde dalıp dalıp gidiyorum. Acımasız dertlerimle yapayalnız yaşıyorum. Yine başım belalar var, senin için ağlıyor. Yar yine başım belalarda, senin için ağlıyor. Senin için. Sese bak. Senin için ağlıyorum. Biz burada yandık, bittik. Senin haberin yok. Kaptırdın kendini. Arkadan seslendirme, oyunculuk düşünür müsün? Neler yaptık? Ben hep düşünüyorum aynı şeyi. Kesin yapmalı. İnanılmaz bir ses. Bu adam düşünsene. Senin için ağlıyorum senin dese için bir kadına. Bitti. Eyvah. Kadın bitti. Kadın bitti. Kadın, kadınlar sağ bitiyor zaten. Biz biraz salça olduk, kusura bakmayın. Yok, bulaşık diyoruz normalde de. Ama bir şey söyleyeceğim. Ay, iki bir şey. Bir tek ver ya. Vallahi içimizden geldi. Valla yok da şahane. Ama yok, çok güzel bir şarkı. Yörtendik neler yaptık. Buradan neler yaptık ki? Fazlamış şeyde göreceksin yayında. Hayır, bir de Levent. Seyirciler bizi de dinlemek zorunda kaldı. Hayır, Levent aramızda kaldı çocuk. Kaldı. Biz neler yaşadık orada? Senin haberin yok. Olaya vakıf olamadım. Şimdi haram geziler derken arkadan böyle bir taşkala geliyor. Oo. Harbiden haram mı bu geziler yoksa zulüm mü? Geceler mahvoldu geceler. Ağzınıza sağlık. Valla ağzınıza sağlık şahane. Güzel yerlerde çıkışlar yakaladık. Aslında evet, bak orada söylediğim için oldu. Mesela burada oturarak söylesem yine beraber söylüyoruz. Tabii. Ya. Aynen ya burada öyle. Söyleriz canım. Aynen, şey. Aynen. Ama Levent önce senden. Yine benim çok sevdiğim bir şarkı. Vay 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 vay. Ne şarkılar bu maşallah ama, ya. Ama kim bu Tuana ya? Vallahi bunu... hikaye bitmiyor. Levent abicim kim bu Tuana ya? Nasıl yani? Tuana kim? Hüsnü çalacak da. Yaptın ya bu şarkı. Yok, beraber söyleyeceğiz, çalacağız. Tamam. Kim bu Tuana? Yıllar sonra ilk defa açıklıyor sevgili seyirciler. Tuana. Az sonra. Dup dup. Neydi o? Cennete düşen ilk yağmur damlası. Damla, mı? Aynen, bravo. Öyle bir şey demekmiş Tuana. Ha, anlamı ha, öyle. Ha, anlamı öyle. Ha bu biri değil yani. O ama damlanın... bu şarkıdan sonra. Ama bu şarkıdan sonra bütün kadın küçük adıdır kızlara Tuana adı koydular. Tabii her şey Tuana. Çok meşhur oldu. Tuana çok benim de cennetteki meyvenin ilk adı. Büşra mı? Büşra falan mı olsan? O cennetle alakalı. Büşra'ydı mi desi benim taklidini yaptın ya.
Tabii canım. Neyi taklit canım? Onu taklit yapar mıyım? Çok İstedi güzel. Ben de fıtı fıtı yaptım. Fıtı fıtı mı? Sibel'cim senin dansın adı fıtı fıtı dansı. Onu taklit edemezsin tamam, yani. Şey daha, o sadece o anda olan bir şey. Bir şey daha kattım bak. Artık bundan sonra Sibel böyle yaptığında fıtı fıtı dansı diyeceğiz. Bak 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 nasıl yapıyor. Bak fıtı fıtı. Kibar oldu mu fıtı fıtı? Fıtı. Öbürü müthiş başka. Bir dansçı aynı zamanda yani. Hem eşsiz benzersiz bir yorumcu hem de komple müthiş. Gerçekten öyle. Gerçekten. Paket sahne. Paket program. Komple yani. Sahnede her şey olmalı. Her şey evet. Her şey olmalı. Doğru. Sahne aynı. Bu. Aynen. Yani bir Tarkan'a bir bana yakışıyor bütün her şey. Ayıptır söylemesi değil. Aynen öyle. Ayıp bir söylemesi, nazar değmesin. Şöyle ben şey takdim edeyim, nazarlığımız. Nazarlığımız da var, aynen. Hepimize bu, hepimize. Tuana. Tuana'yı birlikte çalıp söylesek mi? Çok güzel olur. Harika. Hadi, hadi. Bir deneyelim bakalım ne oluyormuş. Keyifle. Gel. Oh.
Provasız daha güzel oluyor zaten. Tabii insanlar abi. Da böyle evet şeyleri ya. Seviyor. Ya. Hatasıyla sevabıyla vallahi. Hakikaten yani böyle olduğu hoppa. Kadar. Harikasın. Teşekkür ederiz arkadaşlar. Sağ olun harikasınız. Harikasın. Ellerinize sağlık. Hasan çok çok önemli. Hasan'cığım. Hasan. Evet. Eline sağlık. Bu arada Levent'ciğim rahmet olmazsa bizim için müzisyenler çok önemli. Yolculuk yaptık. Kader arkadaşlarını tanıştırırsan çok onlar benim çok muhteşem orkestram olarak şahane. Adlandırıyorum onları. Neden? Çünkü 7 senedir bana katlandıkları için. Vallahi çünkü acayipler, acayip iyiler. Çok çok iyiler. Lütfen alkışlar mısınız? Şahane. Can, Hasan, İrfan, Erkan, bravo. Rahmi, Hidayet ve Ertuğrul abimiz. Ve vokallerde ise sevgili Güler. Bravo. Sevgili Yasin. Bravo. Süperler ya. Çok 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 teşekkür ederim. Efendim, canım, hadi gel. Bak Sibelcan, davet ediyoruz seni yanına. Geleyim. Tuana'dan sonra bana bir şey söyletemezsiniz. Olur mu? Levent Yüksel'in performansından sonra. Bakalım ne geliyor? Bir uzun hava söyleyebilirim. Uzun hava. Evet, olsun. Uzun hava benim de hani hiç... Doğru söyledi kız. Tuana'nın arkasından nasıl olacak? Yani ama yok ya. Var o. Olur mu öyle şey ya? Çalıştın halledersin. Bu arada söyleyeceğin uzun havada gerçekten arabesk müziğinin... duayenlerindendir rahmet olsun Halit Araboğlu. Halit Araboğlu. Kemal ailesine de selam olsun. Kemal Araboğlu da bu arada geldi, dinledi. Hani bir şeyler doğru mu yanlış mı? Çünkü onun fikirlerini almak çok önemliydi. Dilberay'ın aranjörüydü. Bir taraftan Uğur Yılmaz benim vokal hocam gerçekten. Ah ne güzel. Şimdi sesim kısılıyor sette. Bağır çağır sahneler oynuyorum. Akşam otele geliyorum. Bu sefer hani seti bitiriyorum, şarkılara çalışıyorum. Çünkü yeni şarkılar ekleniyor sürekli. Evet. O noktada 3-4 saatlik uykuyla, işte bağır çağır sahnelerle, şarkı çalışmalarıyla sesim kısıldı. Yani beni çok büyük bir şeyden kurtardı. Hem ses terapisti hem de bir taraftan. Ben teşekkür edeceğim çok fazla insan var. Hepsine buradan sevgiler, selamlar. Hepsine sevgiler. Hadi dinleyelim. Hadi. Senden bir uzun ben böyle Dilber ablamın ruhuyla böyle okumak istiyorum. Oturarak buraya şu koltuğu mesela alabilir miyiz? Ne demek? O böyle bir havası var. Aldık. Lütfen alalım mı? Üstünü tut. Ona gelsin. Geldim abi. Üstünü tut. Geldim. Bu arada... Yavaş.
Evet. Halil'cim sen gelme, biz stüdyoda hallediyoruz her şeyi. Böyle şu an şarkı. Ay ne güzel. Efendim gerçekten. Acaba ben otursam kaldırsanız öyle şeyler mi? Ay tabii tabii yapamadım. Nakaratta onu düşünüyoruz zaten. Şarkının ikinci nakarasında beni böyle uçurdu. Estağfurullah. Ay ne çok güzel. Çok teşekkür ederim efendim. Rica ederim. Sağ olun, centilmensin. Keyifle. Biz teşekkür ederiz. Biliyoruz seni. Haydi bakalım. Geliyor. Ah kadın beni alıp
ölen ben olamam. Çok teşekkür ederim. Ben hayatımda ilk defa orkestrayla ve özellikle de böyle bir orkestrayla şarkı söylüyorum. Çok mutluyum. Bu deneyim için sevgili Polat Yağcı, hepinize ve sizlere çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Abi. İnşallah benim orkestram olursunuz. Aa, bir de. Ya bak. Arkadaşlar haftaya bu şarkı başlıyorsunuz. Haftaya sana başlıyorlar. Başlıyorlar mı? Evet, başlıyorlar. Tamam, provalara başlıyorlar bence. Daha henüz sahne. Estağfurullah. Bu arada orkestrayla şarkı söylemedim. Lise yıllarını hani şeyleri saymıyorum. Okul müzikleri. Bence bundan sonra söyleyeceksin, biliyor musun? Bence de. Ben çok seviyorum. Ben zaten müziğin biliyorsun yıllardır arka planında. Prodüktörlük tarafında vardım ama performans tabii benim oyunculuktan gelme çok sevdiğim bir şey. Çok yakıştı. Ben gittikçe de kendimi geliştire. Aynen. Bak bunu Sibelcan söylediyse. Söyledi. Resmen ben duydum. Bu arada prodüktörlük mü yapıyorum dedin? Müzik mi yapıyor musun? O zaman bir şey söyleyeceğim. Polat duymasın da bizim prodüktörlüğümüzü sen mi yapsın acaba? Ben Polat'ı çok seviyorum ve çok eski tanıyorum. Onunla ortak bir çalışma, eğer kendisi kabul ederse, ortak bir çalışma yapmak isterim. Bak. Görüyorsun. Bu bir teklif mi falan? Ama yok, az önce bir şey söyledin. Ben daha önce hiç böyle orkestrayla... Böyle de değil, orkestrayla. Orkestrayla, evet. O zaman ben klarnetimi alayım. Allah! Ey! Allah! Ben şu an zevkler dört köşeyim. Ah, bekleyin. Pardon. Telsizim de buradaymış. Gel bakalım neler oluyor? Neler oluyor? Sürpriz mi yine Üstüncüm? Bu bir sürpriz. Thank you.
için özür diliyorum çünkü olmuyor yani. Hayır, çok da güzel oluyor. İki senedir pandemi, şunların üstüne çıkmıyordum ya. Ters dokuzu ilk defa sende gördüm. Tersten oynuyor, tersten dokuzu. Tersten oynuyor. Seni dans ettireceğini anlamadım. Söyleyeceğim mi? Dans mı edeceğim? Hiç anlamadım. Ama gerçekten. Yok, az önce dokuz. Ben sana bir söyleyeceğim. Ben sana bir şey yaptıracağım şimdi. Bunun intikamını alacağım. Ben de Polat Yağcı'yla konuşuyordum. Büşra Pekin'e albüm yapılmalı diyordum. Kesinlikle. Boş ver şimdi o konuları. Şu an kesin şarkı söylemeli. Ben bir şey söyleyeceğim ama ha, gel senin de kulağını söyleyeceğim. Ne? Aa. Çünkü şu an... Ben de geleyim mi? Ben lazım. Var mıyım olayı? Ben ne yapacağım, şaşırdım. 9-8'lik... Böyle bir ters oldu. 6-7'lik falan gibi değişik ben bir şey yaptım. Yok, ters 9 oldu yani. Ters ters. Yani böyle dan, 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 olur ya. Yok. Mesela, sonra 13'ten sonra başlıyorsun sen. Sonra topladı. Sonra ama oraları şey yaparsın. Ters çok güzeldi canım. Raksak sağ, bravo hocam. Doğru. 1-2-3. Şurada bir suyumu içeyim mi Allah aşkına? 1-2-3, 1-2-3, 1-2-3. Ellettiler beni. İlgili ne var? Ben anlamadım. Hayır olsun ya, ben de. Abi. Ha? Onu misilleme yapmak istiyorum. Kime? Şey hatırlıyor musunuz Gaga? Şey hatırlıyor musunuz? Çok güzel hareketlerde bizim bir tane skecimiz vardı. Esma'nın şehriydi yani. Oğuzhan Koç'la böyle şey yapıyordu. Gel gel. Gel diyor. Hatırlıyor. Sen bir şey çalmaya başlasana. Çalma? Ne? Ne çalacaksın? Çal. İçinden ne geliyorsa üstüne çal. Şarkı atar mı? Ha. Burası Muş'tur. Biraz enerji çal. Nameleri atlama. Titre, titre, titre. Yanık, yanık. Öyle mi çekti? Bir şey söyleyeceğim, çok iyi. Ne yönettin be? Ya. Ne yönettin mi? Var ya. Görün bak nasıl yönetiyorlar. Ben patlarsam. Ya. Estağfurullah. Ne Baki abi ne Aydıncığım beni böyle yönetemedi. Estağfurullah. Orkestra şefi olarak başlıyorsun haftaya. Ama. Orkestra da sende zaten. Orkestra da bende. Arkadaşlar. Her şey var. Hakkınızı ben... helal edin. Tamam, barter gibi düşünebiliriz bu konuyu. Ya çok güzel. Güzel, çok Oğuzhan'la beraber böyle oynadığım en sevdiğim skeçlerden biriydi. Böyle tatlı bir şey yaptık olur diye düşündüm. Biraz yaptık ya, yani ben de hatırlamıyorum kaç sene olduğu geçmiş. Kadar. Olduğu kadar. Ama çok güzeldi. Ya Hüsnü'yle ya. Allah'ım Hüsnü'cüğüm. Geçmişten de çok eğleniriz yani. Söyleyecek misin? Yok. Tamam ben gidiyorum. Dinledim, dinledim. Ama sırada bir şarkı var ki. Levent abi. Ya Levent'cim hadi gel. Yani ben bu şarkıyı alttan alttan ufaktan böyle... Öyle
aşığım döner. Karışır tenime, karışır teninin tuzu bir tanem. Vazgeçilir gibi değil bu meczirler. Fırtınam, felaketim, hasretim. Yetmiyor, sevişmeler yetmiyor. Şiddetim de hoş, ne güzel şefkatim. Sevdikçe sevesim geliyor. Fırtınam, felaketim, hasretim. Yetmiyor, sevişmeler yetmiyor. Şiddetim de hoş, ne güzel şefkatim. Benden bıkarsa gün gelir de hani bu evden çıkıp gidersen. Sanma ki senden, senin uğruna verdiklerimden geriye bir şey isterim sen ayrılırken. Sanma ki senin için yaptıklarımın hesabı sorulacaktır senden. Beni benimle bırak giderken, başka bir şey istemem sen ayrılırken. Bana bir tek beni bırak ne olur, gerisi senin olsun, senin olsun. Beni benimle bırak giderken, başka bir şey istemem sen ayrılırken. Bana bir tek beni bırak ne olur, gerisi senin olsun. Başkasına olur da aşık olursan. Sanma ki senden, senin uğruna verdiklerimden geriye bir şey isterim sen ayrılırken. Sanma ki senin için yaptıklarımın hesabı sorulacaktır senden. Beni benimle bırak giderken, başka bir şey istemem sen ayrılırken. Bana bir tek beni bırak ne olur, gerisi senin olsun, senin olsun. Beni benimle bırak giderken, başka bir şey istemem sen ayrılırken. Bana bir tek beni bırak ne olur, gerisi senin, senin olsun. Olsun. Senin olsun, beni benimle bırak giderken. Başka bir şey istemem sen ayrılırken. Bana bir tek beni bırak ne olur, gerisi senin olsun.
bir tek beni bırak ne olur. Gerisi senin olsun, senin olsun. Beni benimle bırak giderken, başka bir şey istemem sen ayrılırken. Bana bir tek beni bırak ne olur. Gerisi senin yaşandık ve bitti. Küçük sevinçleriyle, küçük kederleriyle. Herhangi bir gündü, çok önemli değildi. Seni düşündüğüm birkaç andan başka. Bilirim herkes payına düşeni yaşar ve her yeni günde değişir hep bir şeyler. Sen de kendi payından bir hatıra seç ne olur. O ben olayım, beni unutma. Beni unutma, unutma. Beni unutma, bilirsin unutulmak dokunur ya her insana. Sen de kendi payından bir hatıra seç ve o ben olayım. Unutma, beni unutma. Beni unutma, unutma. Beni unutma, bilirsin unutulmak dokunur ya her insana. Sen de kendi payından bir hatıra seç ve o ben olayım. Unutma, beni unutma. Gerçekten sevdiğim, sevdiğim daha birçok şeyin arasında. Bir tek seni seçtiğim hatıralar arasında. Sebep diye bir küçük mutluluğu var. Beni unutma, unutma. Beni unutma, bilirsin unutulmak dokunur ya her insana. Sen de kendi payından bir hatıra seç ve o ben olayım. Unutma, beni unutma. Beni unutma, unutma. Bilirsin unutulmak dokunur ya her insana. Sen de kendi payından bir hatıra seç ve o ben olayım. Unutma, beni unutma. Beni
Çok... En sevdiğimiz Yüksel Levent Yüksel ya. Şarkı. Söyledim. Neymiş bir daha söyle. Çok çok işte. En sevdiğimiz Yüksel Levent Yüksel. Tamam işte. Şarkılar bir söyler de Levent Yüksel konserine. Hoş geldiniz efendim. Şeref. Bana kaderimin bir uyumu oldu sevdiğimi verdi zulümü alıştım yıllardır ben bu. O zaman Hakan Altun. Hadi Hakan'cığım. Çok güzel bir şarkı bakalım. Var sırada. Tamam. Hemen dinleyelim. Besteci ve söz yazarı Ara Dinçkian ve Sezen Aksu da adapte etmiş bizim müziğimize. Vazgeçtim. Tamam söylemeye çalışayım. Harika. Tanımaz senin ellerini bilmez.
şarkı. Ya bu şarkıyı... Ama şarkı söyletiyor. Bak, tıpış tıpış şarkı geldi. Şöyle yapıyor bak, Hakan da çok... çok ya bak çok uyanıksın. Böyle yapıyor. Nasıl söyleyeceğim ben ki? Çağırdı, seni vallahi çağırdı. Ben, bak yemin ederim yok. Bak ciddi söylüyorum. Beni bu program... Sonra birden ben... bozdu. Bozdu, bozdu sen. Yok yok ben... Vallahi ben, benim de sıkıntım şarkı ezberlemek tamam evet. Mı? Ama çok güzeldi. Sağ olsun Aydın da her hafta bana arayıp... Abi yarın Levent Güzel geliyor. Hangi şarkılarını söylemek istersin? Konservatuvarda sınavda gibi hissediyorum. Ya. Ama çok güzel oldu. Hepimiz şey, dayanamadık. Levent baba bir tenor ya ben de hani böyle. Sen de bassın. Şey, evet. Şey, bas mı? Bariton mu? Ne? 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 Baba onu beraber yapalım. Hadi. Sen, oktavdan ben şöyle sen. Alayım sizi. Faset sese geliyor. O öyle sesler çıkartmam ben. Sen usta bir yorumcusun vallahi. Büyük usta. Büyük usta ciddi söylüyorum. Gerçekten sağ olun. Büyük müzik usta. Adamı. Çok güzel. Ne güzel. Vallahi ben de tenör de var, soprano hepsi birden var. Maşallah. En alt oktav var, üst oktav var. En alt var, en üst var. Ya, en üst var. Olmayan en üstler de var değil mi? Dolaştı oralarda. Ama sırada bir şarkı var ki. O da farklı bir yere dokunalım madem öyle. Hemen yalnızım dinleyelim kadar. Mi? Bu arada olur tabii ki. İki gün sonra da sevgililer günü. Ay. Sevgililerin, bütün sevdalıların sevgililer günü evet, diyoruz. Bak şimdi. Herkesin sevgililer günü. Geldi. Hayır abi 14 Şubat diye söyledim. Vallahi ben de tamam canım yani. O zaman Levent Yüksel'den dinliyoruz. Mutlu ol yeter. Sevgilisi olmayanlara gelsin 14 Şubat'ta. Dolduramaz inan yerini
şarkıda aşkımızın yemini. Hiç düşünme Mecnun muyum deli mi? Bir tek dileğim var, mutlu ol yeter. Çekmekle biter mi bu hayat yolu? Bu yalnızlık, bu
çekmekle biter mi bu hayat yolu? Bu yalnızlık, bu dertler. Bunları sahnede çalıyorsun tabii Levent abi. Evet çalıyorum. Bu arada Gencebay şarkısı da damga vurdu. Ağzına sağlık. Çok güzel. Şey. Levent abi teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Şahane. Devam Büşra, ediyoruz tabii ki. Büşra hicaz bir şarkı var. Bunu mu söyleyeceksin sen acaba? Büşra, doğru mu? Büşra en ben? Çok sevdiğimiz şarkılardan bir tanesi. Gerçekten. Bu arada Adnan Ergil'e çok Adnan selam çok, saygı olsun. Çok büyük besteci. Çok önemli. Ne şarkıları var değil mi? Nereden buldun? Aynen. Ya şöyle... Levent Yüksel konseptli bir gece yapıyoruz ya, böyle biraz 90'lara gitmek istedim. Küçüklüğümde de bu şarkıyı çok severdim. Ay ne güzel. Kendi küçüklüğümde diyor sanki 45 yaşında. 70 milyonun önünde mırıldanacağım görünüyor. Gerçek bu, ömrümüz bir su,
sağlık. Ne güzel söylüyorsun. Çok teşekkürler. Sen hep şarkı söylemelisin. Çok güzel eserler. Yani ben bu şarkıyı hiç böyle söyleyeceğimi tahmin etmezdim. Çok çok sevdiğim bir eserdi. Üretenlere çok. Selam olsun. Adnan Ergül'e Adnan çok selam. Adnan Ergül ya çok çok. Aşkın Nur Yengi yorumlayanlar, Gülay. Evet. Çok güzel yorumlar. Tabii tabii doğru. Gülay'cığım da aşkın evet. Kusurumuz olduysa affala. Oğlum çok yok, güzeldi. Onlar da çok sevmişti. Kusurun yok ama sibemol. Evet ya. Ya. Ya o sibemol hakikaten. Bizim yerlerle biraz aramız bu kanıda. Adı üstünde ya sibemol ya. Aramızda yarım tonun lafı olmaz aslında. Olmaz. Evet. Daha iyi tınlıyor gibi geliyor bana. Bana böyle yaptı demin sesler. Bak. Ne? Tam prova yapacaklar ya. Dedim niye sibemol dedim. Bak ha. Göreceksin ara sesle benim sesim daha iyi çıktı mı dedi. Duygusuz bir şekilde. Ara ses. Ara ses. Ara ses. La değil si dedi. Ara sesçi. Hayır yarın bir gün orkestra yapsak. Hayır hayır. Ne yapacak şimdi, orkestra? Ama şimdi ben söyleye söyleye açılıyoruz ya aslında. Yani doğru. Yarın öbür gün bu si olur. Efendim mesela do olur. La bize olur. Böyle gel. Hayır, öyle do gel. Do. Bize böyle gel. Re minör olur. Re minör olur. Re minör olur. Telefonun başında olur. Aa. Yok, yok, nasıl şey. Olur? İstekler çok ücrete iyi. Tabidir. Yanlış anlaşılmasın. İbanını aldım yollayacağım. Ha, aynen. Ha, tabii yok. İbanını aldım. O zaman yapacak bir şey yok. Ben şaka yapmıştım. Söyleyelim istiyorsan. Hadi söyle. Vallahi, vallahi. Hadi beraber ama. Tamam. Tabii. Aa, hadi gelsin. Oturma odası değil mi? Oturma odası. Aynen. Oturma odası. Telefonun başında çaresiz bekliyorum. Bekliyorum ama çalmayacak biliyorum. Telefonun başında çaresiz bekliyorum. Çok beklersin. Bekliyorum ama çalmayacak biliyorum. Aşkımız servettir, bilmelisin. Hala beni seviyorsun, bunu sen de biliyorsun. Niye beni aramıyorsun? Ben seni bir anlık değil, bir ömür boyu ararım. Sen de biliyorsun, niye beni aramıyorsun? Ben seni bir anlık değil, bir ömür boyu ararım. Gururum umrumda değil. Nefis bir eser, nefis. Ne güzel bir eser. Şu an seninle bunu söylediğimi inanamıyorum. O telefon gelseydi ben zaten bu şarkıyı yazamazdım herhalde. Evet, iyi ki gelmemiş. Vallahi iyi ki gelmemiş ya. Bu şarkıdan ben eksik kalacaktık. Nasıl? Canım ya, aramıştır o sonra seni. Ben hayatımın sevdasından bahsediyorum. Hayatımın sevdasından bahsediyorum. Ah, ya ben şeyi merak ediyorum Büşra'cığım. O telefon sevdası. Ya gelirse ya... Yavrum ilk başta gelmesin şarkı çıksın sonra arasın ama. Zaten. Ne olacak onu merak ediyorum. Öyle olmasın çıksın. Öyle olur mu? Bir kere ya. Öyle aşk mı oluyor? 10 gün idare et ya. Olur canım kanka. Şarkıdan sonra aşk başlar. Acıyı yaşamak, acıyı yaşamak da güzel. Onlardan acının yok mu kesin var. Ağzına sağlık bu arada ya. Ay çok teşekkür ederim. Ne güzel söyledin. Ya, vallahi çok değil mi? Çok sevdiğim evet için. Ya. Sevdiğim için. Sen bayağı... şarkıları çok güzel evet, söylüyorsun gerçekten. Değil mi? Aynen ben de bir öyleyim. Bir de ben eskiden arabesk böyle çok severdim dinlemeyi ama herhalde diyordum ben böyle daha batı şarkılarına falan yakınım. Diyordum herhalde benim şey gırtlağım yok yani name gırtlağım yok. Valla şey işte yani. Name gırtlağım. Olacak olacak. Name gırtlağım. Çalışınca olur. Olur. Seviyorum yani bizim içimizde bu var. Bu akşam her şeyi söyledi bize. Vallahi. Türküler uzun hava barak. Uzun hava söyledi, barak söyledi. Ben bir şarkı söyleyeyim çıkayım falan dedim ama. Olur mu? Akışında güzel gelişti. Vallahi şahane. Bak yakında sahne yapman lazım Büşra'cığım. Ben de onu söylüyorum. Yakında sahnende sana bir klarnetçi olması lazım yanında. Bana da öyle geliyor. Evet. Şöyle müziğe hakim.
Evet. Böyle boylu postu. Heyle başlıyor adı. Şefle çalışman lazım. Tamam, anlaştık. Gel. Üstüne. Büşra'ya başlıyoruz gibi bahsediyor. Öyle bir... Yok hayır, ben kendim için söylemedim. Ben söz yok, sana öyle geldi bence. Bir kere değil. Sen ne zaman istersen. Ben zaten öyle bir sahne falan yapmak gibi. Belli olmaz, belli arada olmaz. Arada bir özel konseptler falan yapsak olmaz. Çok iyi olur var ya. Tamamen, sen bile inanamazsın. Müzik falan. Aşkımdan kaynaklı yani ama öyle... Haftada bir ya yani salı akşamda şuradayım falan diye bir şey yok yani. Ne yani bize mi laf atıyorsun yani? Hayır canım. Cuma şuradayım. Ben haddimi biliyorum ben ya, haddimi bari biliyorum. Bari bize yok. Estağfurullah. Levent abicim. Ayrılmam diyor. Israr mı ediyor adam? Ayrılmam evet. mı diyor? Ne diyor mesela? Ne diyor? O... Hayır, kız ayrılmak istiyor şey da yapıyor. Mesela o ayrılmam mı diyor acaba? Öyle bir şarkı mı? Öyle bir şarkı. Net olmak güzel bir şey ama hayatta bence. Ayrılmaz ayrılmaz. Ayrılmam diyor adam zaten. Sarılırım hayallere. Ayrılmam. Sevişirim özleminle. Vay be. Dinleyelim mi? Dinleyelim tabii ki. Seve seve dinleyelim. Hadi hocam. Hadi. Oturma odası. Ben bana. Oturma odasını. Ha, olur. Oturma odası aynen sevgi olur. Ya. Güzel değil mi? Ben çekirdek buradan... çitlesin. Oluyor değil mi? Ne güzel tabii, tabii. Olur. Ermekte gün yine seninle. Akşamlar böyledir hep sessiz. Eşyalar başka yerde, ben bir yerde. Gölgen dolaşır gibi sanki peşinde. Işıkları yakın benim. Yokluğunda sen ne varsa sen bu evde. Ayrılmam, sarılırım hayallere. Ayrılmam, sevişirim özleminle. Ayrılmam, sarılırım hayallere. Sensin kaldırımlardaki bu iz. Alışmaya çalıştıkça öfke gibi. Hasret büyür kalbimde sessiz sessiz. Işıkları yakın benim bu iz. Yokluğunda sen ne varsa sen bu. Ağzına sağlık.
Şahane. Vokaller. Ve bizi çok eskilere götürüyor. Şarkıların kokusu var gibi sanki değil mi? O dönemin kokusunu hatırlıyorsun. Doğru, doğru. Bunu da Aşkın söylemişti değil mi? Evet, Aşkın söylemişti. Aynen, aynen, doğru. Aranjmanlar da çok kıymetli aslında bir şekilde tabii, değil mi? Hani... Tabii ki. Şarkılara ruh katar aslında. Evet evet, doğru söyledin kız. Değil mi? Evet. Bir şarkıyı iki kişi aranjman etsin mesela. Aranjman biri, hani... Biri başka bir şey yapar, biri başka bir şey yapar. Ruh, ruh katar tabii yani. Tabii ki. Yani elbise dikmek gibi düşün. Yurt dışında güzel bir şarkı evet, duyuyorsun. Değil mi ya? Değil mi abi? Seviyorsun. Üstüne söz yazmak da çok... Güzel tabii, hareket tabii. Yani. Onu, keza bizim onu en güzel yapanlardan biri Fikret. Siz, aynen doğru söylüyorsun. Seneş. Ortada ama şey, çok zor. Fikret Seneş bir zor. Yani çok zor. Tabii. Allah rahmet eylesin. Muhteşem. Muhteşem olmaz yani. Çevirmeler yaptı. Aynen. Adapte mi diyorlar? Adaptasyon mu diyorlar şey ona? Işte, ne diyorlar? Aranjman diyorlar diye biliyorum. Yok, ay yok, aranjman değil. Aranjman. Adaptör diyorlar. Adaptör diyorlar ama bir şey daha yani var. Böyle uyarlama, şey. Uyarlama, uyarlama olabilir. Aslında uyarlama daha iyi. Ama bir, eğer bir kadın yapıyorsa adaptöz olması lazım. Adaptöz değil mi? Evet, evet yani makyöz. Makyöz. Makyöz, makyöz. Dansöz, dansöz. Adaptöz. İğrenç kabul ediyorum. İğrenç. Tamam. Timing, timing meselesi. Doğru zamanda söyleyince her şey güzel. Bir Gencebay şarkısı. Gelsin. Bizim canımız, kralımız. Levent seni ne kadar yorduk değil mi bugün? Evet, bugün çok yordum. Vallahi yordum. Hakkın helal. Ama olsun. Hakkınızı helal edin bak lütfen. Çok ben, ben dedim ki bu kadar güzel insanların arasında benim de bulunmam lazım. Evet. Ve geldim yani. O yüzden. Levent güzel şöleni yaşıyoruz çok bu arada. Yani. Ve herkes ne kadar özlemişti seni Levent'cim gerçekten. Çok. Ya ne güzel. Gerçekten. O zaman bir arabesk şarkı mı? Orhan abiden mi? Orhan tabii abiden. Hadi çalalım söyleyelim. Hadi. Bu, burada of. Mı okumak ayakta mı? O ayakta söylüyor. Bağlama çalacağım ya.
bak yaşamak, inan yaşamak değil. Aşkı anlatan hiçbir söz tamam değil. Bazı duygular var ki kelimelere sığmaz. Sevenler anlar ancak sevmeyen değil. Şimdi aşk zamanı. Kalk gidelim hele, oh
bu şarkı dediğim işte. Tatlı. İşte tövbe tövbe. Çok güzel. Sen klibi de çok güzel. Efendim? Klibi de çok güzel. Tabii. Levent bugün orada oyunculuk yaptığınız kliplerden bir tanesi bu arada. Valla alkışların en büyüğü Levent'e gelsin. Evet. Resmen Levent Yüksel konusunda geldi. Ama Levent Yüksel gibisi. Çok güzeldi her şey. Nasıl özlemişiz şarkıları? Eksik olmayın. Valla iki konuğumuz da bugün gönlümüzü yer ettiniz arkadaşlar. Levent Yüksel gecesi. Ama Büşra da renk kattı değil mi? Çok mutlu oldum. İyi ki böyle bir gecede yanınızda oldum. Çok teşekkür ederim. Şeref bütün ekibe, herkese yürekten. Büşra'nın arkadaşlarımıza da sonsuz teşekkür ediyoruz. Ayaklarınıza sağlık. Levent'im çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Büyük bir gurur bu ben seni burada ağırlamak. Sizlerle birlikte bugün olmak Levent çok Yüksel bize 4 konser verdi vallahi. Evet, vallahi iyi seyircilerimize evet çok özel bir program oldu. Senin de programa gelmen de iyi oldu. Orkestrayı da bağlamış oldun. Orkestranda falan. Evet. Yakında sahnelerde. Hüsnü'yle bir sahnemiz olabiliyor falan. Kesinlikle. Estağfurullah. Yani keşke çok isterim. Çok teşekkür ederim. Memnun olurum. Şeref duyuyorum. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Teşekkür ediyoruz efendim. Sağ olun. Çok teşekkürler. O zaman final şarkısı mı? Alkışlar Büşra Bekir ve Levent Yüksel için olsun. Her şey gönlünüzce olsun. Okay. İyi geceler, iyi pazarlar. Allah'a ısmarladık. Haftaya görüşmek üzere efendim.